şey ışık bölümü. Arkadaşlar selamünaleyküm. Malatya gezim devam ediyordu. Bugün ilk gündü zaten. Biraz dinlendikten sonra şöyle bir etrafı gezdim. Şu an neredesin derseniz Soykan Parkı'nda böyle çay bahçesi var burada. Şu yeni cami yıkılmış. Burada da bir cami var yıkık. Ama öyle düz ayak. Yarın nasipse Yeşilyurt tarafında bir de burada merkezde araştırmalım olacak. Araştırmalardan sonra yarın akşam nasip kısmet olsa saat 19'da yine burada olacağım. Hani gelen şu an buradayız hani oturuyoruz. Yakında birisi varsa gelsin buyursun oturalım. Yarın akşam saat 19'da gelin buyurun oturun görüşelim konuşalım en azından tanışmış oluruz. Hep beraber şöyle bir hasbihal yaparız. Gelin de alt üst deprem riski var mı? Bakayım arkadaşlar hani şu an bir şey diyemem. Zaten yeni geldim buralara. Diyeceklerim bu arkadaşlar. Malatya ile alakalı diyorum ya yarın akşam özellikle hani araştırmalarımı yapayım. Hem de toplanırız. Bir de otururuz burada tanışırız. Soykan Parkı'nda işte şu çay bahçesinde. Sağ olsun burada abimiz 40 seneden beri burada herkes de biliyor dedi. Gelen varsa yarın akşam saat 19'da herkese beklerim. Şu anda da burada oturuyoruz. Kimsecikler yok. Böyle düz ayak. İnşallah Muş'a yolumuz düşerse Muş'a da geliriz ya. Soykan Parkı'ndayız. Burada çay bahçesi var böyle. Yakında bir yerde arkadaşı varsa, takipçi varsa gelsin buyursun oturalım. Büyük deprem bekliyor musun Malatya? Da ya şimdi arkadaşlar bir kez daha söyleyeyim. Hani ben ölçmeden, biçmeden, araştırmadan ben bir şey diyemem. Tabii ki burada depremler olacak. Bugün de dedim hani pikler var. Üçlük, dörtlük pikler var. Görüştüğüm insanlar var. Onlardan hani bazı şeyleri aldıktan sonra net elimde veri olduktan sonra inşallah sizlerle paylaşacağım. Evet Soykan Parkı. Soykan Parkı'ndayım arkadaşlar. Şu çay bahçesi var burada. Şu yeni cam var ya yıkılan burada. Şu an işlem gören. Orada. İnşallah Denizli'ye de Elazığ'a da Adana'ya da gelmeye çalışırız. Dilerim hani deprem olmadan geliriz. Hep böyle tanışırız ederiz. Çünkü deprem vesilesiyle gelmek insana biraz bağıya bir koyuyor. Tamam Şefika Hanım. Beklerim. Burada oturuyoruz en azından. Bir yarım saat, bir saat daha buradayız. Buyurun gelin. Gelecek olan varsa. Soykan Parkı'nda da yarın akşam işi olmayan varsa arkadaşlar araştırmadan sonra saat 19 gibi gelirim buraya otururuz. En azından tanışırız dostlar. Hoş bulduğum Allah razı olsun. Hayırlı güzel haberler olsun inşallah inşallah. Diyeceklerim şu an için bu kadar. Dörtten büyük bir şey bekliyor musunuz alan için? Pikler var. Hani Adana, Tufanbeyli, Saimbeyli, Göksun, o kısım. Yine dediğim gibi Malatya, Yeşilyurt, Akçadağ segmenti oralar biraz aktif gibi gözüküyor. Net desin arkadaşlar zaten paylaşırım. Malatya'da az hasarlı binalarda kalınabilir mi? Eğer hasarlı değilse, az hasarlı ise kolon, yük taşıma, hani kirişlerde, kolonlarda ciddi ciddi hani şey yoksa deformasyon tabii ki kalabilirsiniz. Ki yetkililerden de bu konuda bilgi alabilirsiniz arkadaşlar. Eyvallah ben de sizi çok seviyorum. Diyarbakır için ne düşünüyorsunuz? Geçen de bahsetmiştim. YouTube kanalımda var arkadaşlar. Bitlis, Zagros, Kenet kuşağı bu depremler olurken ister istemez hareketlenecek. Bitlis'te olsun, Siirt'te olsun. Ayrıca Diyarbakır ve Hakkari kısımlarında ufak ufak hissedilen depremler gelebilir. Bunlar gayet normal yani. Her iki sahilde deniz kaynarken görüntülenmiş gördünüz mü? Biliyorum biliyorum haberim var. Tamam diyeceklerim bu dostlar. Kendinize çok iyi bakın. Gelen varsa şimdilik burada otururum. Yarın akşam saat 19'da dediğim gibi Soykan Parkı'nda böyle çay bahçesinde düz ayak bir yerde gelirsiniz otururuz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. En güzele en emin olan Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hayırlı akşamlar.